Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugünkü çalışmam gül desenli lif çalışması. Harika bir lif çalışması yapacağız. Dilim dilim olan bir lif arkadaşlar. Bir dilimini bıraktım. Sizlerle birlikte çalışacağım. Kenarını sizlerle birlikte çalışacağım. Bu gül desenli lifimizi birlikte yapalım sevgili arkadaşlar. Gerçekten gelin çeyizlerine yakışacak şahane bir lif modeli. Bu lif modelimi sizlerle paylaşmak istedim. Sitelerde gördüm, sayfalarda gördüm, çok beğendim, çok hoşuma gitti. Bu lifi yapan arkadaşımızın ellerine sağlık. Bu modeli çıkaran arkadaşımızın kim olduğunu bilmiyorum. Ama gerçekten bu modeli çok beğendim. Sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerle birlikte bu modeli yapmak için buyurun hep birlikte lifimizi yapalım. Ama öncelikle Yörük Kızı Selma Aydın kanalına abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Bundan sonraki çalışmalarımda yine hep birlikte olabilmek için zilimizi açıp abone olursanız, aktif olursanız da çok memnun olurum. Buyurun arkadaşlar lifimize başlayalım. Ama öncelikle bize lazım olan iplerimizi hemen ben sizlere göstereyim. Bir yeşil renk, dilediğiniz yeşil rengi tercih edebilirsiniz. Ben çok koyu bir yeşil renkte tercih etmedim. Beyaz bir ipimiz ve lila ve yavru ağzına, pardon lila diyorum, yavru ağzına kaçan pembe rengimiz. İpimin markası arkadaşlar, Kristal Canan, 100 gramlık bir ipini kullandım. Evet, buyurun arkadaşlar, hep birlikte başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 6 numaralı da bir tığ kullanıyorum. Onu söylemeyi unuttum. Bir de bize makas gerekti sevgili arkadaşlar. Hemen başlayalım. Lifimiz dilim dilim parçalar halinde oluşuyor arkadaşlar. 5 dilimini ben hazırladım. 6. ve son dilimini birlikte yapalım. Hemen ilk zincirimi saymıyorum. Bu sıkıştırma zincirim. 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektim. İlk zincirimle birleştiriyorum. Bir daire oluşturuyorum. Başını dolamadan bir daire oluşturdum. Bir sıkıştırma zinciri yaptım. Ve ilmeğimi uzattım bakın. Buraya 3 kere dolduracağım. Buraya bir badem yapacağım şimdi. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 kere doldurdum. Hepsini birlikte topluyorum. Tığım takıldı, daha modele başlar başlamaz. Evet, ilk fıstığımızı topladım bakın. İlk fıstığımızı topladım. Tekrar ilmeğimi uzattım. Burada arkadaşlar bir sıkıştırma zinciri yapalım. İlmeği uzatalım. Tekrar aynı fıstığımızın üzerine bir daha. 2 3 3 kere sardım. Fıstığımızı yani 3 kere doldurdum. Tekrar dibine bakın, dibine bir daha batacağım. İlk fıstığı battığımız yerin dibine bir daha batıyorum. 2 3 Bakın 3 kere doldurdum. Şimdi topluyorum. Hepsinin ikisini bir topluyorum. Bir sıkıştırma zinciri yaptım kenarda. Bakın bir badem oluştu. Göbeğimizde şu başlangıç noktamızda bir badem oluşturduk. Şimdi geriye dönüyorum. İlmeğimi uzatıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Hemen bu köşede bir tane fıstık oluşturuyorum. 1 2 3 4 Burada arttırmayı başlıyoruz. Burada arttırmalarımıza başlayacağız. Şimdi burada bakın bir tane fıstığımız var tepede. Şimdi bu üzerinde iki tane fıstığımız olacak. Bir tane kenarda fıstığımı yaptım. Hemen bir sıkıştırma zinciri yaptım tepesine. Aynı fıstığımızın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. 3 kere doldurdum. Dibine tekrar batıyorum. 1 2 3 Sonra bu bir tane fıstığımızın hemen dibine gidiyorum, şuraya. 1 2
3. Bakın, üçünü birden topluyorum. Üçlü fıstık yapıyorum burada. Bir sıkıştırma zinciri yaptım. Şimdi bakın, bir tane fıstığım var. Altta da bir tane fıstığım var. Alttaki fıstığımla üst üste geldi. Biz ne yapacağız şimdi? Burada bir arttırma yapacağız hemen bu köşede. Başını doladım. Fıstığımın tam şu tepesine 3 kere dolduruyorum. Bakın, 3 kere doldurdum. Tekrar dibine gidiyorum bakın. 1 ilmeğimizin arasına battık. Bakın ne oldu arkadaşlar? Onu çekeriz. 2 3 3 kere doldurdum ve ne yaptım? Burada bir arttırma yaptım sevgili arkadaşlar. Bakın, 1 2 2 tane fıstığım oldu. Geriye döndüm sevgili arkadaşlar. Bakın, ilmeğimi uzattım. Hemen bu dibine bir tane fıstık yapacağım. 2 3 4. Bakın, pardon, 3 tane fıstık yapıp dolduralım. Sizin ipinizin kalınlığına göre doldurun arkadaşlar. 3 doldurduğunuz zaman normal geliyorsa normal yapın. 3 yetmiyorsa, doldurmuyorsa 4 tane doldurun. Hemen aynı fıstığımızın tepesine yine batıyoruz. 1 2 3. Tekrar dibine. Dibine 1 2 3. Bakın. Tekrar başını doladım. Hemen burada ortaya 1 2 3. Burada ne yaptım? Üçlü fıstık yaptım bakın. Hepsini bir topluyorum. Bir sıkıştırma zinciri yapıyorum düzgün dursun diye. Uzattım ilmeğimi. Tekrar tam bu tepeye yine bataraktan bir üçlü toplama yine yapacağım. Yine bir üçlü toplama yapacağım. Tepeye, dibine. Hemen bu sondaki ilmeğin tepesine. 2 3. Bakın, üçünü birden topladım. Bakın, altta 1 ve 2 arttırmamız vardı. Şimdi yukarıda 1 2 oldu. Hemen burada bir arttırma yapacağız. 3 ilmeğimiz olacak. 3 fıstığımız olacak. Bakın, 3 kere doldurduk. Hemen arttırmamızı yaptık bu kenarda. Bakın, ikisini bir topladım. Bu kenarda arttırma yaparken ikisini bir topladım. Tekrar geriye döndüm. Bakın. Şimdi lifimizin şu beyaz bölümünü yaptık. Yeşil yaprak bölümünü yapacağız arkadaşlar. Burada ilmeğimi uzattım bakın. Burada bir üçlü toplama yapacağım yine. Bir tane fıstığımı yaptım. Bakın, bunun tepesine batıyorum. 1 2 3. Bakın. Hemen dibine. İki, üç. Hemen karşısına, aradaki ilmeği. 2 3. Bakın, üçlü bir toplama yapıyorum. Şimdi renkli ipime geçeceğiz arkadaşlar. Yaprak bölümünü yapacağız. Bir zincir çekerek burada ben ayarlıyorum. Tekrar buraya getirdim, bağladım. Bu fazla ipimizi arada yedireceğiz. Beyaz ipimiz arkadaşlar, örgümüzün arasından yürüteceğiz. Yeşilimi hemen biraz önce toplamış olduğum fıstığın tepesine geliyorum, batıyorum. Bakın, bu ipimi de bu arada yedireceğim. 2 3. Bakın, 3 kere yeşilimizi topladım. Beyazımı da arada yürütüyorum. Hemen dibine 1 2 3. Hemen yan tarafına 1 2 3. Bakın, üçlü yeşilimiz oluştu. Hepsini bir topluyorum. Bir sıkıştırma zinciri. Hemen ipi kendimden taraf alıyorum bakın. Yeşilim benden tarafta duracak. Arada bunu götüreceğim arkadaşlar. Tekrar beyazıma geçtim. İpimi uzattım.
Hemen yeşilin tepesine bir fıstık. 2, 3 doldurdum. Bakın yeşilim arada yürüteceğim. Hemen yeşilimizin dibine battım. 1, 2, 3 doldurdum. Hemen son fıstığımızın dibine. Tığım da fıstıkların arasına giriveriyor, kabartıyor bakın. Onları düzeltiriz. Evet, son fıstığımın dibine de battım. Bakın beyazımı. Üçünü birden topluyorum. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Yine burada bir, kenarda, bu kenarda bir arttırma yapmam gerekiyor. 1, 2, 3. Hemen dibine bir daha. 1, 2, 3. Hepsini bir topluyorum. Hemen ipimi, bakın beyaz ipimi kendimden tarafa alıyorum. Yeşilimi de hemen burada arada yürüteceğim için hemen yeşilimi şu şekilde yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, yukarıya çıkarıyorum. Yeşilimi kendimden tarafa alıyorum. Beyazımla devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Yeşilimi arada gizleyerekten devam ediyorum. Hemen fıstığımın tepesine bir tane fıstık yapıp topluyorum. Tekrar fıstığımın tepesine tekrar batıyorum. 1, 2 oldu. 3, dibine batıyorum. Bakın. Hemen onun yan tarafına. 1, 2, 3. Bakın üçlü fıstığımı yaptım. Hepsini bir topluyorum. Şimdi tekrar yeşilimize geçiyorum. Beyazı kendimden tarafa alıyorum. Bakın. Sıkıştırdık. Hemen yeşilimi uzattım bakın. Hemen burada bir üçlü yeşil yapacağım. Üçlü toplama yapacağım. Bakın. Bir. Hemen dibine. Beyazımı arada yürütüyorum yine. Hemen ortaya. Bakın 3 tane yeşilim oldu. Hepsini bir topluyorum. Bu şekilde burada 3 tane toplama yapacağız arkadaşlar. Bir tanesini yaptık yeşilimizin. 3 tane yeşil toplama yapacağız burada. Bir tanesini yaptık. Şimdi 2 ve 3'ü yapacağız. 1. Kameraya odaklayacağım diye ilmeklerin arasına batıyordum. Bakın üçledim. Üçünü bir topluyorum. Bir sıkıştırma. 1 ve 2 oldu. Şimdi bir tane daha yapacağız üçlü. Yeşil yaprağımızı oluşturuyoruz. Tekrar yeşilin dibine. Bakın. Yeşilimiz sonuna denk geldi diye sorun yapmayın. Bu şekilde yine sondaki arttırmamızla yine beyaza geçiş yapacağız. Bakın üçünü birden yine topluyorum. Evet 1 2 3 bakın. 1 2 3 3 tane yeşil fıstığımı yaptım. Şimdi beyazıma geçiyorum. Yeşil ipimi yine arada yürütüyorum. Beyaz ipimi uzattım. Yeşil fıstığımın tam tepesine batıyorum. Tekrar başını doladım. Son fıstığımızı dibine tekrar batıyoruz. Burada bir arttırma yapıyoruz bakın. Bakın arkadaşlar. Yaprağımızın şu an orta noktasındayız. Bir tane de ortaya yapacağız. Evet, kenardayız yine. Yine yeşil ipimizi hemen yukarıya alıyoruz. Beyazla birlikte şu şekilde
Bir zincirle sıkıştırdık. Yine yeşilimizi arada yürüteceğiz. Şimdi beyazımı uzattım arkadaşlar. Bu köşeye bir tane fıstık yapıyorum. 2, 3 doldurdum. Topladım hepsini. Tekrar burada bir üçlü fıstık yapacağım. 1, 2, 3. Bir dibine. Hemen yanına. Bakın 3 tane 3 oldu. Hepsini bir topluyorum. Yeşilimizi de bu arada yürütüyoruz arkadaşlar. Şimdi bir üçlü beyaz daha yapacağız. Bakın şurada tek beyaza düşüreceğiz. Şey yeşile düşüreceğiz bunu. Tekrar dibine, tepesine battık dibine. Doldurdum. Tekrar hemen şu yeşilimizin tam ortasına 1, 2, 3. Hepsini bir topladım. Bakın 1 ve 2 tane fıstığım oldu. Şimdi yeşile geçiyorum arkadaşlar. Bir tane üçlü yeşil yapacağım burada. Uzattım. Üçünü birden topluyorum arkadaşlar. Evet bakın. Yaprağımız hazırlandı. Yaprağımız bitti şu anda. Hemen tekrar beyazıma geçiş yaptım. Burada beyazımı uzattım arkadaşlar. Hemen tekrar yeşilimin tepesine batıyorum. 2 3 Bakın bu yeşilimizi artık götürmemize gerek yok. Hemen şu şekilde şuraya batıyoruz. Bir, iki zincir çekiyorum bakın. Yeşilimizi burada keseceğim. Evet, yeşilimiz, yaprağımız bitti. Yeşilimizi orada kapattım. Hemen şu ipimi. Yedirdim. Bakın yeşilimizin işi bitti. Şimdi devam edeceğiz. Üçlü beyaz yapacağız. 1 2 3 1 2 3 Bakın. Üçünü bir topladık. Bir sıkıştırmamı yaptım. Yine burada bu kenarda 3 tane beyazımız olacak. Üçlü toplanan 3 tane beyazımız. Pardon, ikisini iki toplayacağız. Sondaki arttırmayı ikili toplayacağız. Bakın, iki tane üçlü topladık. Şimdi burada arttırmamızı ikili toplayacağız. Fıstığımızın tepesine batıyoruz. Bir de dibine topluyoruz hepsini birlikte. Döndüm geriye arkadaşlar. Bakın yaprağımız, şu yaprak bölümümüz hazır oldu. Şu anda yaprağımız hazır. Devam edelim. Uzattım. Kenara bir tane fıstık topladım. Hemen tepesine bir fıstık. Burada yine üçlü fıstık yapacağız. Bakın üçünü bir topladım. Bir tane daha üçlü fıstık yapacağız. Beyaz bir tane daha. Üçlü fıstık yapıp renkli çiçeğimize, gülümüze geçeceğiz. Üçünü bir topladım.
Bakın, iki tane fıstığımızı yaptım. Şimdi şu pembemize geçeceğiz arkadaşlar. Evet, burada bir tane zincir çekiyorum ben. Hemen bu beyazımızın tepesine ve pembemizi bir oturtturup bir tane zincirle oturtturuyorum. Şimdi burada 3 tane üçlü pembe toplayacağız arkadaşlar. 2, 3 oldu bakın. Tepesine battık, dibine 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beyazımızı da arada yine yürütüyoruz. Bakın, üçünü bir topluyorum. Pembeden arkadaşlar, liladan, artık sizde nasıl görünüyorsa rengi. 3 tane bu şekilde üçlü toplamamız olacak. Bakın, üçlü. Üçünü bir topladım. Tekrar tepesine battım. Dibine battım. Hemen yan taraftaki beyazın tepesine battım. Fıstığın tepesine. Bakın, üçünü bir topladım. Bakın arkadaşlar, 1, 2, 3. Üçlü pembemizi de topladık. Şimdi pembeyi kendimizden tarafa alıyoruz. Aradan yürüttüğümüz ipler hep her zaman kendimizden yana bakacak. Tekrar beyazımı aldım, zincirime, ilmeğime. Uzattım bakın. Hemen tepeye bir fıstık. Pembemi aradan yürütüyorum yine. Hemen dibine bir fıstık. En son bölüme bir fıstık. Bakın, hepsini bir topluyorum. Yine burada arttırmamı yapıyorum. Bu sonda biliyorsunuz hep arttırma yapıyoruz. Birer fıstık, birer fıstık. Buradan büyüdük. Bu kenardan büyüdük. Bakın, ikisini bir topladım. Bu 3 tane, 1, 2, 3 tane pembe fıstığın olduğu yerde kenarlarında 1, 2 fıstık, 1, 2 fıstık. Yani bu pembenin olduğu orta nokta bu şekilde. Şimdi tekrar arkadaşlar, bakın burada beyazımız var ya. Hemen bu pembemizin arasına batıyorum bu şekilde. Yukarıya çıkartıyorum pembemizi. Aradan yürütmeye pembemizi devam edeceğiz. Hemen beyazımı uzattım. Buraya bir fıstık, döndüm geriye tabii ki. Hemen buraya bir üçlü fıstık yapıyoruz. Topluyorum hepsini. Hemen tepesine bir fıstık daha. 1, 2, 3. Bakın, dibine 1, 2, 3. Hemen yanına 1, 2, 3. Bakın, üçünü birden topladım. Pembemi de arada yürütüyorum arkadaşlar. Hemen bir fıstık daha yapıyorum. Bir üçlü daha yapıyorum buraya. 1, 2, 3. Üçlü beyaz yani. Üçünü birden toplayacağım. Beyaz. 1, 2, 3. Bakın, üçünü birden toplayalım. Evet, bakın, 1, 2 oldu fıstığımız. Şimdi hemen beyazımı kendimden tarafa alıyorum. Pembemi tekrar elime alıyorum. Bakın. Hemen bu tepeye bir tane pembe yaptım. Dibine yaptım. Ortaya bir pembe yaptım. Bakın, üçünü birden topluyorum. Şimdi tekrar pembemi önüme alıyorum. Şu ortadaki, görüyorsunuz pembemizin ortadaki beyaz üçlüyü yapacağız.
Hemen bir pembem beyazıma geçiş yaptım. Pembemi arada yine yürütüyorum. 1, 2, 3 fıstık. Şey, üçlü dolama. 1, 2, 3. Bakın. Tekrar bir üçlü dolama daha yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın, üçünü birden topluyorum. Şimdi tekrar beyazımı kendimden tarafa alıyorum. Pembeme tekrar geri geçiyorum. Bakın. Bir tane üçlü toplama yapacağım pembeden. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şimdi bakın, üçlü pembemizi topluyorum. Evet, yine pembeyi kendimden tarafa aldım arkadaşlar. Tekrar beyazımı tepeye aldım. Fıstığımızın tepesine. Burada fıstık yapıyorum. 2, 3. Hemen dibine 1, 2, 3. Hemen yan tarafına 1, 2, 3. Üçünü birden topluyorum. Tekrar yine buraya bir üçlü beyaz yapacağım. Üçlü toplama fıstık. En sonuna, en son fıstığın tepesine battım. Bakın, üçünü bir topladım. Tekrar burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine arttırmamızı yapıyoruz. 1, 2, 3. Sonunda bir arttırmayı, ikili olaraktan arttırmalarımızı topluyoruz, biliyorsunuz. Bakın, ikisini bir topladım. Şimdi yine pembemi yukarıya taşıyorum. Bakın, hemen tığımın üstüne aldım. Beyazla bir zincirle hemen oraya geriye aldım. Tekrar içeride yürütmeye başlayacağım. Bakın arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yine kenarda bir fıstık yapıyoruz. 3 kere doldurdum. Yine tepesine bir fıstık. 1, 2. Dibine bir fıstık. Hemen yan tarafına bir fıstık. Üçünü bir topluyoruz. Devam ediyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hemen yan tarafa 1, 2, 3. Bakın, üçünü bir topluyoruz. Devam ediyoruz. 1, 2, 3. Bakın, dibine. Hemen yan tarafına. Üçünü bir topluyoruz. Bakın, 3 tane fıstık yaptık. 1, 2, 3. Şimdi yine pembemize geçiyoruz. Bu sırada pembemizi bitireceğiz. Beyazı kendimizden tarafa aldık arkadaşlar. Pembemizi 3 tane, bakın, 3 tane üst üste gelen 1, 2, 3. 3 tane yine şu tabandaki yaptığımız 3 tane renkli pembe fıstıklardan üçlü toplama yapacağız yine burada. 3 tane. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bakın, üçlü toplayacağız. Bir tanesini yaptık. 2 tane daha yapacağız buraya arkadaşlar. Tabi bu arada beyazımızı da arada yürüteceğiz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Üçünü bir topluyorum. 1,
2 3 1 2 3. Doldurmalarımı sayıyorum. Hani şaşırmayın. Siz de o şekilde yapın diye. Artık hani sizin ipinize göre 3 doldurursunuz. 2 doldurursunuz. 4 doldurursunuz. İpinizin kalınlığına göre ayarlayın. Bakın arkadaşlar 1 2 3 tane yaptık. Şimdi evet, 3 taneyi bakın yaptık. 1 2 3. Şimdi tekrar beyazıma geçeceğim. Pembeyle de işimiz bitti arkadaşlar. Çiçeğimiz bitti. Şu anda gülümüzü yaptık. Şimdi hemen tepeye bir tane fıstık yapıyorum. 2 3 beyaz fıstık. Bu pembemiz de arkadaşlar hemen burada bakın dibinde şurada 1 2 zincir çekiyorum ve bunu buradan koparacağım. Pembeyle iple işimiz bitti arkadaşlar. Hemen bu pembe ipimizi arada yedireceğiz. Evet. Bir tane beyaz fıstığımızı yaptık. Hemen pembenin dibine 2 3. Hemen diğer tarafa, ortaya 3. Bakın, ortaladık. Yine bir fıstık, üçlü fıstık. Üçünü bir topladım. Şimdi burada yine bir arttırmamı kenarda yapacağım. Evet, bakın ikisini bir topladım. Arttırmamı da burada yaptım. Evet arkadaşlar, bakın gülümüzü yaptık. Bundan sonra şimdi bir sıra daha beyaz yapacağız. Sonra gülümüzün kalpli bölümüne birlikte geçiş yapacağız. Hemen kenarda ilmeğimi uzattım. Bir fıstık, tepeye fıstık, hemen dibine, hemen yanına. Üçünü bir topladım. Bu şekilde yine 1 2 3 Bakın üçlü bir şekilde topladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde hepsi beyaz olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Buraya kadar hepsi beyaz olacak. Evet arkadaşlar. Beyaz fıstıklarımızı da bu gülümüzün hemen üstüne yaptık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane fıstığımız oldu. Biz ne yaptık? Bir tane fıstıktan başladık. Bu kenarda arttıra arttıra. Hem gülümüzü işledik hem de 10 tane fıstığa ulaştık. Şimdi artık bundan sonraki sırada arttırma yapmayacağız. Kenarlarda kesim yapacağız. 5 bu tarafta, 5 bu tarafta kalacak. Kalbimizi oluşturacağız arkadaşlar. Şu kalp bölümünü oluşturacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Dönüyorum. Artık arttırma yapmıyoruz. Burada bir kesim yapacağım şimdi ben arkadaşlar. Kesimi nasıl yapıyorum? Dikkat edin. Bakın. Bir tane fıstık yapıyorum. 1 2 3. Doladım başını tekrar. Bakın toplamıyorum. Hemen buradan hani arttırmalarda ne yapıyorduk? Bir fıstık topluyorduk. Üstüne üçlü fıstık yapıyorduk. Ama kesimlerde bir tane fıstığımızı topluyoruz. Tığımıza topluyoruz fakat hepsini birden toplamıyoruz. Şişimizde kalıyor. Hemen yan fıstığın tepesine gidiyoruz.
Bakın bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi ikisini beraber toplayacağız. Burada bir tane kesim yapacağız. Şimdi yine üçlü fıstıklara bu sıradan sonra devam edeceğiz. 1 2 3 1 2 3 Bakın üçlü fıstığımı oluşturdum. Hepsini bir topluyorum. İlk başlangıçta kesimimizi yaptık. Evet arkadaşlar, burada bakın 2 4 5 tane fıstık bu tarafta, 5 fıstık bu tarafta olacak. Kalbimizi ayıracağız. Burada 5 tane fıstık kalıncaya kadar üçlü fıstıklarımızı toplamaya devam edeceğiz. 2 4 5 buraya kadar oluncaya kadar üçlü fıstıklarımızı toplamaya devam edelim. Bakın arkadaşlar, 1 2 3 4. Altta 5 tane fıstığımız vardı. 1 2 3 4 fıstık sayımızı 4'e düşürdük burada. Bu ayırmış olduğumuz diğer kalbimizin bakın 2 4 5. Biz bir tarafını yapıyoruz şimdi. Sonra diğer tarafını yapacağız. Bu diğer tarafın kalp bölüm dilimi. Şimdi bakın 1 2 3 4 5 taneydi altta kalp için ayırdığımız. Bir üst sırasında 4'e düşürdük. 1 2 3 4 oldu. Şimdi buradan geriye dönüyoruz. Buradan geriye dönüyoruz. Yine bu başta yaptığımız kesme gibi burada da kesme yapacağız. İlmeğimizi uzattım. Hemen buraya bir tane fıstık yapıyorum ama toplamayacağım. 2 3 Bakın. Topladım. Üçlü fıstığın başını doladım. Hemen ne yapıyorum? Yan tarafa geçiyorum. Burada bir kesme yapıyorum. 2 3 Bakın. Hemen başını doladım. Topladım fıstığımı ikili olarak. Sıkıştırdım. Yine burada aynen devam ediyorum üçlü fıstıklarıma. Burada 3 tane kalacak şimdi üstte. Bakın üçlü. Bakın arkadaşlar, tamamladım. 1 2 3 oldu. Buradaki kesim alttaki 5 4 3 Bakın 5 oldu, 4 oldu, 3 oldu. Şimdi geriye dönüyoruz. 2'ye düşüreceğiz burayı. 2 de bitireceğiz. Hemen dönelim geriye. İlmeğimi uzattım. 3 kere dolduruyorum buraya. Yine burada bir kesim yapacağım arkadaşlar. Bakın. Toplamıyorum. Hemen dibine batıyorum. Dibine derken yan tarafına. Bu şekilde ikisini bir topladım. Burada bir kesim yaptım. Şimdi tekrar 1 2 3 dibine yan tarafına 1 2 3 Üçünü bir topluyorum üçlü fıstığımı. Tekrar bir tane yine üçlü fıstık yapıyorum burada. Bakın üçünü bir topluyorum. İki zincir çektim. Bakın 1 ve 2. Bir kalbimizin kanadını yapmış olduk. Şimdi ipimizi burada kopartıyoruz. Evet, bakın kalbimizin bir kanadını yaptık arkadaşlar. Şimdi diğer tarafını yapacağız. Hemen ipimize burada bir tane zincir çekiyoruz. Hemen bakın 5 tane ayırmıştık ya arkadaşlar, bitirmiş olduğumuz noktanın hizasından yine hemen şu orta noktasından şu bakın 2 4 5 tane 5. fıstığımızın hemen dibinden
giriyoruz. Burada bir tane önce bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Daha sonra ve ilmeğimizi uzatıyoruz. Tekrar burada kesimle başlıyoruz. 1 2 3 3 kere doldurdum, bakın hemen yan tarafına kaydım. 1 2 3 Bakın ikisini bir toplayacağım. Burada bir kesimimizi yaptık. Buradaki yaptığın işlemin aynısını bu tarafta yapıyoruz. Şimdi yine ikili kestiğimiz fıstığın tepesine batıyorum. Üçlü fıstıklar yapacağım artık bundan sonra. Altta 5 tane fıstığımız vardı. Üstte şimdi 4 fıstığımız olacak. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Bu üstte de 4 tane fıstığımız olacak. Bakın arkadaşlar, 1 2 3 4. Ne oldu? Burada da burada kesimimizi yaptık. Buradaki sırayı da yapınca 4 tane fıstığımız kaldı. Altta 5'ti. 4'ü düşürdük. Şimdi döneceğiz. 3 fıstığımız kalacak geride. Şimdi hemen orayı da yapalım. Dönüyoruz. İpimi uzattım. Hemen dibine bir fıstık. Burada da yine kesim yapıyoruz. Başını doladım. Bakın, son fıstığımın tepesine battım. Toplamıyorum. Hemen onun yanındaki fıstığın tepesine. Bakın, ikisini bir topluyorum. Burada bir kesim yapıyorum. Bir tane keseceğim ki burada. 3 tane fıstığım kalacak tepede. Tekrar. Bakın burada da 3 fıstığım kalacak. Evet, burayı da tamamladım ben arkadaşlar. Bakın 1 2 3. 3 fıstığımız kaldı. 2 fıstık kalıncaya kadar ne yapıyoruz? Buna devam ediyoruz. Şimdi bundan sonraki sıramızda bu bölümümüz de bitecek. Hemen geriye dönüyorum. Yine bu başta da bir kesim yapacağım. Çünkü 3 fıstığımız var. 2'ye düşüreceğiz. İlmeğimi uzattım. Hemen buraya bir toplamadan yapacağım üçlü dolgu. Bakın. Tekrar başını doluyorum. Hemen yanındaki fıstığa geçiyorum. Burada kesimimi yapıyorum. Topladım hepsini bir. Bakın kesimimi yaptım. Tekrar tepeye 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Bakın üçlü fıstığımı yaptım. Hemen burada da yine bir üçlü fıstık. Benim mesajlar da diğer telefonda durmuyor. Bakın üçlü fıstık yaptım. Ne yaptık? Bakın 1 ve 2. 2 fıstığımız kaldı. Bu kalbimizi de tamamlamış olduk. 2 zincir çekip burayı da kopartıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın kalbimiz, çiçekli kalbimiz tamam oldu. Şimdi bu dilimi buraya ekleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Nasıl ekliyoruz? Bunu da birlikte yapalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu dilimimizle bu dilimimiz şu şekilde yan yana gelecek. Şu kesim yaptığımız nokta var ya sevgili arkadaşlar. Şurası bak. 1 2 3 3 tane sayıyoruz. 1 2 3. 3. noktanın dip köşesi. Bakın. 1 2 3 sayıyoruz. 3. noktanın dip köşesi tam buradan itibaren. Ve burada da aynı yerden bakın. Aynı yerden hemen şuradan, bakın şuradan bağlantı yapıyoruz. Fıstıklar eşit bir şekilde, karşı karşıya gelecek şekilde elimize alıyoruz. Yanlış yaptığımız zaman fıstıklarımız denk gelmez, güzel olmaz arkadaşlar. Aynı şekilde
Karşı karşıya fıstıklarımız gelecek şekilde. Hemen bir daha anlatayım. Bakın bu dilimimiz burada ya arkadaşlar. Hemen şuradaki kesim yaptığımız nokta ve buradaki nokta, kesim yapılan nokta. Oradan itibaren fıstıklar şu şekilde, bakın arkadaşlar, karşılıklı gelecek şekilde birbirine ekleyeceğiz. Hemen yapalım arkadaşlar. Öncelikle ipimize pembeye geçiş yapıyoruz. Tabii bu çizgilerimizi yaparken hemen bakın bu bitiş noktasına ben tığımı koydum. Sonra diğerini elime aldım. Tam bu bitiş noktasına, bakın tam bu bitiş noktasını onun da tam karşısına getirdim. Şöyle bir ikisini birleştirdim. Şöyle baktığımız zaman bakın arkadaşlar karşı karşıya denk geliyor. Bakın 1, 2, 3 şu şekilde. Bakın. Hepsi karşı karşıya değil. Modeli doğru yaptığınız sürece, yanlış yapmadığınız sürece karşı karşıya gelecektir. Hemen ikisini birleştirdik. Burada ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bir fıstık yapıyorum. 1, 2, 3. Burada 4 dolduruyorum arkadaşlar. Dolgumu burada 4 dolduruyorum. İkisini birleştirdiğim noktayı doldurdum, topladım arkadaşlar. Sonra hemen o alttaki fıstığımızın, bakın, hemen o alttaki fıstığımızın şu noktasına batıyorum. Tam onun karşısındakine bir de. İkisini birleştiriyorum. Bir tane burada bir sık iğne yapıyorum. Bakın. Bir zincir çekip tekrar ipimi uzatıyorum. Burada bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4. 4 kere doldurdum. Fıstığımı topluyorum. Yine aynı şekilde bakın şurada, bakın şu noktaya batıyorum. Tam onun karşısındaki o noktaya da batıyorum. İkisini birleştiriyorum. Burada bir sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekip hemen burada fıstığımı, ikisini birlikte fıstık yapıyorum. Topluyorum. Aynı şekilde sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Tekrar. Bakın. Ne yapıyorum? Hemen bakın şu şekilde buraya batıyorum. Sonra alttakine karşı karşıya gelecek şekilde bir sık iğne yapıp bir zincir çekip tekrar buraya bir fıstık yapıp topluyorum. Yine alt sıramıza. Bu şekilde arkadaşlar burayı birleştireceğiz. Bakın. Bu şekilde birleştireceğiz. Bu kenarını da aynı şekilde, bu kenarımızı da aynı şekilde birleştireceğiz. Bu hani son nokta ya arkadaşlar. Burayı da aynı şekilde birleştireceğiz. Daha sonra birlikte kenarını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın tamamladım. Birleştirdim. Şimdi göbeğine siz bir puf çiçek yaparsınız. Başka bir şey yaparsınız veya bu şekilde de kalabilir. Göbeğine bir puf çiçeği çok güzel yakışır arkadaşlar. Siz dilediğinizi yapabilirsiniz göbeğine. Şimdi kenar tığlaması nasıl oluyor arkadaşlar? Hemen onu da yapalım. Zaten kenar tığlaması da şuradaki yaptığımız işlemin, şu çizgilerin aynısı. Ama ben küçücük sizlere hemen göstereyim. Evet, hemen zincir yaptım bir tane ipimin ucuna. Bakın. Hemen şurada göbeğimiz var ya arkadaşlar, şu göbek noktamız. İki kalbimizin tam ortası. Oraya batıyorum. Hemen şu ipimi de arada yedirelim. Buraya 4'te doldurduğumuz, 4 dolduracağımız bir fıstık yapıyorum. Hemen diğer fıstığın tipi topladım. Diğer fıstığın tepesine. Burada da yine aynı şekilde. Bakın hemen fıstığa tığım geçince ne oldu arkadaşlar? Onu hemen şöyle şu şekilde, bu şekilde olduğu zaman örgünün arasına çektiriverin. 1 2
3, 4 doldurdum. Topladım. Hemen diğer fıstığımın uç noktasına, bakın şuraya, tam ortaya batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 topladım. Tekrar geliyorum. Diğer fıstığımın tam ucundaki ortaya batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde bütün etrafını çevireceğiz arkadaşlar. Her tarafını bu şekilde, bu şekilde dolamayla çevireceğiz. Tamamlayayım arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar, lifimi tamamladım. Kenarlarını da tamamladım. Göbeğine puf puf yaptım. Bakın şöyle. Göbeğimize de puf puf yaptım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gül desenli kalp lif modelimiz gerçekten çok güzel oldu. Tam gelin kızların çeyizine yakışır bir şekilde oldu. Arka tarafı da bakın böyle arkadaşlar. Arkası da bu şekilde. Önü de bu şekilde. Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir lifimizin daha sonuna geldik. Yeni çalışmalarda tekrar bir arada olmak için sizlere diyorum ki, Selma Aydın, yani Yörük Kızı Selma Aydın kanalına abone değilseniz, abone olursanız bundan sonra benim yapacak olduğum tüm işlerden haberdar olursunuz. İlk sizin haberin olur. Hep birlikte yaparız. Sevgiyle kalın, esenle kalın, hoşça kalın sevgili arkadaşlarım.